TYT'ciler ya da dokuzlar. 9. Dokuz sınıf fen lisesi ders kitabından bölünme bölünebilme sorularını araştıracağız. Yanındaki bölme işleminde A'nın B türünden ifa ifadesini bulunuz diyor. Şimdi burası yani bölünen sayı 4 yani sonuç ile bölenin çarpımını kalanla toplamaydı. Yani 2A 5B eşittir. 4 ile b eksi 3'ü çarpıp 2'yi ekliyorduk. Dağıtalım üzerine bakayım. 2a eksi 5b eşittir. 4b eksi 4 kere 3 12 bir de artı 2 var. Şu eksi 5b'yi buraya yollayalım. Şu eksi 12 artı 2'yi ile kendi arasında toplayalım. 2a eşittir. Eksi 5b buraya artı 5b diye gelir. 9b olur. Eksi 12 artı 2 de eksi 10 yapar her iki tarafı komple ikiye bölelim. Gitsin gitsin. A'nın B türünden eşiti işte bu olsun. Yine benzer bir soru. K bir doğal sayı olmak üzere işlemde A'nın alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. Şimdi K bir doğal sayıymış. Doğal sayının karesi 20'yi geçmeyecek. K en fazla 4 olur. Çünkü 4'ün karesi 16'dır. 5 dersem 25 geçer olmaz. En büyük değerini bulalım şimdi. Şurası 3 kere 4 ne yaptı? 12 yaptı. Burası da 4'ün karesi ne yaptı? 16 yaptı. A eşittir. 20 çarpı 12 artı 16 kuralımıza göre. 20 ile 12 çarparsam 240. Bir de 16 eklersem 256'dır cevap. Yandaki bölme işlemlerine göre x'in z türünden ifadesi. Şimdi ilk başta y'nin z türünden ifadesini bir bulalım y eşittir burayla burayı çarpacağım. z çarpı y z ye. bu z eksi 3 z bir de ne var burada artı 1. Şimdi z y'yi buraya alırsak ve y parantezini alırsak y parantez alırsam 1 eksi z eşittir eksi 3 z artı 1. Her iki tarafı 1 eksi z'ye bölelim. Bölü 1 eksi z. Y ne oldu bu durumda? Eksi 3Z artı 1 bölü 1 eksi Z oldu. İsterseniz 6 da üstü de eksiyle çarpabilirsiniz. Bu durumda ne olur? 3Z eksi 1 bölü Z eksi 1. Bunu da götürüp burada yerine yazabilirsiniz. X eşittir 3Z eksi 1 bölü Z eksi 1 Tabi şu artı 1'i de ekleyeceksiniz buna. Artı 1 ekledim. Sonra bunu 2 ile çarpıp 3 ekleyeceğiz. 2 ile 3 z eksi 1'i çarparsak 6 z eksi 2 bölü z eksi 1 artı 2 bir de dışarıda artı 3 var. Burası ne oldu? Burası 5 oldu. Şimdi 5'in gizli paydası 1. Burayı da z eksi 1 ile çarparsak 6 z eksi 2 Artı 5z eksi 5 bölü z eksi 1 oldu. 6z 5z daha 11z. Eksi 2 eksi 5 daha eksi 7 bölü z eksi 1 olur cevabımız. Yanındaki bölme işleminde x'in bir tam sayı olmak üzere t'nin alabileceği farklı değerlerin toplamını bulunuz. Kalan negatif olamayacağı için, x'e bir tam sayıysa x'e en az 2 vermemiz gerekiyor. 2 verirsek şuraya olabilecek olasılıkları yazalım. 2, 3 daha 5 burası olur. 2 kere 3, 6, 4 çıkart kalan 2 olur. Burası da 2'ymiş. T buradan 2 çarpı 5 artı 2 yani 12 olabilir. Ya da T bölü diyelim gene. X'e bu sefer 3 verelim. X'e 3 verirsem Burası 3, 3 daha 6 yapar. Burası yine 2. 3 kere 3 9. 4 çıkart kalan 5. Buradan T ne çıkar? 2 kere 6 12 artı 5'ten buradan da 17 çıkar. T'ye 4 versek acaba kuralımız tutar mı? T bölü 4, 3 daha 7. Kalanımız ne oluyor bakalım? 3 kere 4 12. 12'den 4 çıkartırsam 8. Yalnız burası buradan büyük olamaz. Dolayısıyla burayı almayız. Neymiş alacağı değerler? 12 ve 17. TN alacağı farklı değerlerin toplamı diyor. 12 artı 17 eşittir. 29 olur bizim cevabımız. Yandaki bölme işleminde 4 basamaklı 8 xyz sayısı 3 basamaklı x2z sayısına bölünebilmektedir. Buna göre xyz sayısını buluruz. Şimdi ben... 8XYZ'yi istesem şöyle yazabilirim. 8000 artı XYZ 3 basamaklı sayısı olarak yazabilirim. Ve şunla şunu çarpımına eşitlerim ondan sonra. 51 tane XYZ 3 basamaklı sayısı. Ben tutup bunu buraya atsam bir tane XYZ'yi çıkartmış olsam 8000 eşittir. 50 tane XYZ sayısı olur. Sonra da 8000'i 50'ye bölersem direkt x, z'nin kendisi çıkar piyasaya. Hemen böldüm farz edelim. 800'ün içinde 5, 160 kere var. Eşittir x, y, z'ymiş. Buna göre x, y, z sayısını buluruz diyor zaten. O da 160'tır. Yandaki bölme işleminde AB0, AB3, 6 basamaklı, AB2 basamaklı sayı ve A ile B birer rakam olmak üzere x ve y değerlerin toplamını bulunuz. Şimdi bir kere AB, AB çıkarttım 0, 0. Buradan indirdiğim sayı kadar bölüm kısmına ben sayı yazmam lazım. 3 tane sayı indirsem burası AB oluyorsa şayet buraya da 3 tane sayı yazacağım. 1, 0 yazdım. 1, 0 daha yazdım. Şimdi de bir 1 yazdım. Bir kere AB, AB deyip çıkartımda 0, 0 kaldı. En son buradan bir sayı indirip hiçbir şey yapmıyorsanız buraya bir sıfır atacaksınız. Yani kalanım burada. Y eşittir 3 oldu. X eşittir 10.000 10 oldu. Ve bunların toplamını soruyor. 10.000 10 ile 3'ü toplarsam 10.013 yapar cevabımız. A ve 2 basamak bir sayıdır. Yandaki bölme işlemine göre kaç farklı AB sayısının yazılabileceğini bulunuz diyor. Şimdi burayı 2 basamak bir sayıysa madem A, B'yi şöyle yazabilirim. 10 tane A, A artı B. Onlar basamanda A var ya o yüzden. Eşittir. Şurayı çarparsam 4A artı 4B. 4A artı 4B. Bir de kalanı ekledim. Kalan da 3'müş. Bunları karşıya atalım. 10A'dan 4A çıkarsa 6A. 1B'den 4B çıkarsa eksi 3B eşittir 3. Burayı bir 3 parantezine alalım sizinle. 2A eksi B eşittir 3 ise her iki tarafı 3'e böl. 2A eksi B'miz 1'miş. A'ya 1 veririm. B de 1 olur. A'ya 2 veririm. B 3 olur. A'ya 3 veririm. B 5. A'ya 4 veririm. 7. A'ya 5 verirsem B de 9 olur. Ve 1, 2, 3, 4, 5 farklı sayı yazabilirim. Tabii ki demeyin. Çünkü A ile B'ye 1 verirseniz şayet Burada senin bu kısmın 2 olur. Ve 3'ü geçmez. Bunu yazamazsınız. Ama diğerlerinin hepsinin toplamı 3'ten yani kalandan fazla. 5 farklı demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? 4 farklı sayı yazabilirim diyeceksiniz. Yandaki bölme işleminde ABC 4 4 basamaklı x 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere x y'nin alabileceği farklı değerleri bulunur. Şimdi k ile çift bir sayı çarpıldığında burası nasıl bir sayı olur? Çift bir sayı olur. Ve çıkarttığımda çiftten çift bir sayı çıkarsa x y kesin çifttir. Şimdi bunu öğrendik. Bir de 24'ten az olacak ve de çift olacak. Ne olabilir? 22, 20, 18, 16, 14 bir de 12 ve 10 olur. Hem çift olacak hem 24'ten az olacak. Hem de 2 basamaklı olacak. Kaç farklı değer olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı değer alır. Değer alır. Yandaki bölme işleminde A doğal sayıdır, B reel sayıdır. A'nın alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. Şimdi B reel sayıysa şayet karesi 41'den küçük olacak madem ben B'ye kök 40 derim. Karesi de 40 yapar dolayısıyla. Yani B'nin karesi burada 40 olur. A eşittir deriz. 40 çarpı 41 artı 40. Bu da ne yapar? 1640 artı 40'dan 1680 yapar böyle yerlere dikkat edeceğiz. Yandaki bölme işleminde B bir doğal sayı ise A'nın alabileceği büyük değer dediğinde ise işte B'ye biz en fazla bu sefer 6'yı verebiliyoruz. 6'nın karesi 36 ve 41'den az. B'nin cevabı da şu olur o zaman. 40 çarpı 36 artı 36. Yani aslında 36 parantezini alırsam 41 çarpmış olurum. 36 ile 41'i çarpalım şurada. 36 4 kere 6 24 elde var 2. 3 kere 12 2 daha 14. Toplayalım. 1476 yapardı o zaman cevabımız. K sayısı 6 ile bölümden kalan 4. M sayısının 6 ile bölümden kalan 2 ise Aşırı dikifaden 6 ile bölümden kalanları bulmuşuz. K'ya direkt 4. M'ye direkt 2 vereceğiz. 4 artı 2 eşittir 6 yapar. O da 6'ya tam bölünür. Kalan 0'dır. 4 eksi 2. O da 2 yapar. Kalan 6 evrimde kalan gene 2'dir. Şimdi burası ise 4 çarpı 2 eşittir 8. 8'in 6'ya bölümünden kalan 2'dir. M'nin küpü diyor. Yani 2'nin küpünden bahsediyor. O da 8'dir. 8'in 6'ya bölümünden kalan 2'dir. Burada 2 çarpı K'nın karesi. Yani 16. Artı 3 tane M'nin küpü. Yani 8. 2 16 32 yapar. 3 kere 8 24 yapar. Toplarsam 56 yaptı. 56'nın 6'ya bölümünden kalan 6 kere 9 54 nedir kalanımız? Bundan da yine 2'dir. Hmm. Yukarıdaki bölme işlemine göre B'nin A türüne eşitliğini bulunuz diyor. Şimdi burası yani 2A A artı B burayla buranın çarpımının 3 çarpı B, 3B yapar. Şurasını eklemeyle bulunur. Yani 2B eksi 1. 2A artı B eşittir. Karşı tarafta 5B eksi 1 oldu. Şu B'yi buraya eksi B atarsam. 2A eşittir. 4B eksi 1. Her iki tarafı 2'ye böl. Gitti gitti. Bu A'nın B türünden eşittir. 4B eksi 1 bölü 2. Ama size öyle mi dedi? B'nin A türünden eşit diyor. Dikkat edin. En çok yapılan hatalar. Hemen buraya kadar buldun madem. Buradan sonrasını işler dışlar yap. 2 kere A. 2 A eşittir 4 B eksi 1 Hemen eksi 1 buraya al. 2 A artı 1 eşittir 4 B. Sonradan da 4'e böl. 4'e böl. Bak gitti gitti. Bu da B'nin A türünden eşittir. 2 A artı 1 bölü 4'tür. Sorduğu sorunun cevabı budur. Yukarıdaki verilen bölme işlemlerine göre z'nin değerini bulunuz diyor. Bulalım. Şurayla şurayı çarpıp 4 ekleyelim. Buna işte olsun. 2x artı 3y eşittir 21y artı 4. 2x eşittir 3y'yi bu tarafa atarsam 18y artı 4 bir de 2'ye böleyim. x eşittir 9y artı 2'dir. Yani istersen ben bu x'in yerine 9y artı 2 yazabilirim. Yazarsam buranın normal hali ne olur arkadaşlar? 9 y'den y çıkart 8y bir daha da 3. 8y artı 3'ü ben y'ye böldüğümde 8 kere vardır derim. 8 kere y 8y yapar. Kalan 3 olur. Zaten kalana da 3 olur demişler. Bu durumda z'de nedir? 8'dir. Bize de onu soruyor. A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere yandaki bölme işlemine göre A artı B artı C'nin toplamının alabileceği en küçük değeri bulunuz. Şurası en az 8 olması lazım. 8 olması için B'ye ne değerini veririz? 11 değerini veririz. Burada da C'ye en küçük pozitif sayıyı verebilirim. Çünkü öyle demiş. En küçük pozitif tam sayıları alabilirim istersen. A'yı neye bölmüş olurum o zaman? 8'e bölmüş olurum. Burası 5 çıkar. Kalan da 7'dir. A 5 kere 8 40 artı 7'den 47. B'miz 11. C'mize de, de 1 dedik. Bunların toplamına la C'ye en küçük değer 48 artı 11 artı 1. O da ne yapar? 60 yapar. Yukarıdaki bölme işlemlerinde x, y birer doğal sayıdır. x çarpı y'nin 8 e bölümünden kalanı bulmuş. X'in 8'e bölümünden kalan 5 ise X'e direkt 5 diyebiliriz demiştik. Y'nin 8'e bölümünden kalan 6 ise Y'ye de 6 diyebilirsiniz. X çarpı Y'nin 8'e bölümünden kalan diyor. Yani 5 çarpı 6 eşittir 30. 30'u 8'e böldüğünüzde 3 kere 8 24 kalanımız ne olur? 6 olur. X doğal sayısının 12 ile bölümünden kalan 6. Y doğal sayısının 20 ile bölümünden kalan 7'dir x çarpı y'nin 4 ile bölümden kalan kaçtır diyor. Yani bu küçük kalanlarla uğraşmak istemiyorsanız biraz büyük kalanı da yapabilirsiniz. Mesela 12 bölümden kalan 6 diyorsa bu 18 olabilir dersiniz. 20 ile bölümden kalan 7 ise y de 27 olsun hadi. 18 ile 27'yi bir çarpın. 7 kere 8 56 elde var. 5 2 kere 8 16 5 daha 21. 1 kere 7 7 2 kere 1 2. Toplayalım 6 8 4 486'nın 4 ile bölümden kalan diyor. Son iki basamağa bakarım. 86'yı 4'e bölersem kalan 2 olur. Ama ben daha düşük sayılarla uğraşsam çıkmaz mıydı? Mesela x'in 12'ye bölümünden kalan 6 ise x'e 6'dır. Y'nin de 20'ye bölümünden kalan 7 ise y'ye de 7'dir deseydim. x çarpı y eşittir 6 çarpı 7 ne yapardı? 42. 42'nin de 4'e bölümünden kalan ne olurdu gene? 2 olurdu. O yüzden büyük sayılarla uğraşmayın. Bir p sayısının 13 ile bölümden kalan 3 ise yani p'ye direkt 3 verebilirsin. 3 çarpı 3 eksi 3'ün küpünün 13 ile bölümden kalanını bulunuz diyor. 9 eksi 27 o da ne yapar? Eksi 18 yapar. Eksi 18'e bir artı 13 eklersem ne olur? Eksi 5. Bir artı 13 daha eklersem. Hani 13 13 ekledim de kalan değişmez. Cevabım ne olur o zaman? Artı 8 olur. 4 basamaklı bir sayının yüzler basamağı 4, onlar basamağı 2 artırılığında kalan değişmiyor. Bölüm 15'e artıyormuş. Yani yüzleri basamağı 4 artıyorsa sayı 400 artar. Onlar basamağı 2 artıyorsa sayı 20 artar. Artışımız ne oldu? 420. 420 artınca bölüm 15 artıyorsa gelin şunu bir 15'e bölelim. neye böldüğümüzü bulak. 2 tane 15 ne yapar? 30. Çıkartma 12, 0. 8 kere 15, 120. Demek ki biz neye bölüyormuşuz bu sayıyı? 28'e bölüyormuşuz. Bölen sayının rakamlar toplamı kaç olduğunu bulunuz diyor. Bölen sayı bu zaten. 2 artı 8 o da ne yapar? 10'dur. Yandaki bölme işlemine göre bölünen sayın rakamlar toplamını bulmuş Şimdi arkadaşlar şurayı bulmak için biz 3 ile burayı çarparız. Peki burayı bulmak için ne ile neyi çarparız? Bu sefer de 4 ile burayı çarparız. 4 ile burayı çarpınca 220. Demek ki ben bu 220'yi 4'e bölsem yani 55'i bulsam direkt burasıdır diyebilirim. Burası 50, 5'tir. Şimdi bana bölünen sayının rakamlar toplamını soruyor. Burayı bulmak artık çok kolay zaten. 55 ile 34'ü çarpıp 7 ekleyeceğim. 4 kere 5 20 elde var. 2, 3 kere 5 15 17. Bir 17 de burada var. Topladım. 1870. Bir de 7 eklerim. 1877'dir. Rakamlar toplamı diyor. 1 artı 8 artı 7 artı 7. 7, 7, 14, 1 daha 15, 8 daha 23 yapar. Aşağıdaki sayıların 2 ile bölümden kalanlarını bulunuz diyor. Şimdi 2 ile bölümden kalan ya 1'dir ya 0'dır. Tek bir sayının 2 ile bölümden kalan 1 ise üste gerek yok. Kalan 1'dir deriz. Şimdi burası çifttir. 2'ye tam bölünür. Yani ben buraya direkt 2'dir desem 2'den 1 çıkart 1 bir. kalan 1'dir. Bakın burada 2 var, burada 2 var. Sonuna kadar hep 2 var. Bu çiftler toplandığında ne yapar? çift. Çift de 2'ye tam bölünür. Kalan şurasıdır. Yine kalan 1'dir. 3 basamaklı ABC sayısının 3 ile bölümden kalanın bu sayıda rakamla toplamına eşit olduğunu gösteriniz. Şimdi bu A kaç tane? 100 tane A. A artı B kaç tane? 10 tane B artı C kaç tane? 1 tane. Şimdi ben bu A'nın içinden 99 tanesini alsam, bir tanesini ayırsam. Şu B'nin içinden 9 tanesini alsam ve bir tanesini ayırsam ve de C. Şimdi burada 99A ve 9B zaten 3'e tam bölünür. 3'e bölümünden kalan ne olur bu durumda? A, B ve C'nin toplamı olur. Yani kural buradan geliyor. 4 basamaklı sayısı 3 ile bölünebildiğine göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değeri bulunuz. Şimdi 3 ile bölünüyorsa rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 5 ile ben 2'yi topladığımda ne yaptı? 7. 7'ye 2 eklersem yani bu A artı B'miz 2 olursa 9 yapar olur. 2 olursa 5 olur. 8 olur. Hani 3 3 arttırıyorum. 11 olur. 14 olur. 3 artırırsam 17 de olur. Şimdi A çarpı B'nin alabileceğim büyük değer derse ben bu 17'yi alırım. 17 çünkü 9 artı 8'dir. Yani bize de 9 çarpı 8'i soruyorsa alacağı en büyük değer nedir o zaman? 72 olur. ABC'de 4 basma sayısının 4 ile bölümden kalan CD'nin 4 ile bölümden kalan eşit olduğunu gösteriniz. Şimdi ben burayı şöyle bir düşünsem AB sayısını. AB 0, 0 artı CD. Yani burasını istersen ben 100 çarpı AB derim artı CD diye ayırırım. Şu 100 çarpı AB sayısı 4'e tam bölünür. Çünkü 100 zaten 4'ün katıdır. 4 çarpı 25 çarpı AB. Bakın burası 4'e bölünüyor. Neden dolayı? Bak 4 çarpanı var. O zaman nereye bakıyormuşuz? Son iki basamağa bakıyormuşuz. 3 x 5 y 4 basamaklı sayısı 4 ile bölünebildiğine göre. Son iki basamağa bakıyoruz. 5 ve y. Yani bu ne olabilir? 52 ile bitebilir ya da 56 ile bitebilir. Bu arada 3 x 3 x de yazalım başlarına. x artı y'nin toplam alabileceği en büyük ve en küçük değer. Şimdi x'e biz istediğimizi verebiliriz. İstersem ben 0 da verebilirim. Bu da 2 idi zaten. Toplamının alabileceği en küçük değer 2'dir. En az. En fazlayı soruyorsa x'e ben istersen 9 da veririm. 4'e bölünebilme kuralıyla hiçbir alakası yok çünkü. Bu da 6'ydı. Toplarsam ne olur? 15'tir. Bu da en fazladır. 3 basamaklı x0 y sayısı 3 ile bölünebilmektedir. Bu sayının 4 ile bölümden kalan 3 olduğuna göre. Yani bu ne demektir? x0 3 olabilir. x0 7 olabilir ve bu 3 ile bölünebiliyormuş. O zaman x'imiz 3, 6, 9 olabilir. Rakamlar toplamı 3 3'ün katı olsun diye. Burada x'imize 2 veririz. 2, 7 daha 9 yapsın diye sonra 3, 3 artırırız. 5 de verebiliriz, 8 de verebiliriz deriz. Bize diyor ki x'in alacağı değerlerin toplamı nedir diyor. 3 artı 6 artı 9 ki burası 18 yapar. Artı 2 artı 5 artı 8 burası da 15 yapar toplarsam 33 olur. 4 ve 5 ile bölünebilmektedir. Buna göre an alacağı değerler toplamı nedir diyor. Şimdi ilk başta 5 ile bölünebilmeye bakalım. O kolay. 7a 0 olabilir ya da 7a 5 olabilir dediğimde sonra 4'e bölünebilme kuralına baktığımda buranın olamayacağını görürüm. Çünkü sonu tek olan 4'e bölünmez. 4'e bölünmez. O yüzden iptal ettim. Peki. Şimdi burası 5'e bölünüyor. 4'e bölünecek bir de. 0 olabilir. 2 olabilir. 4, 6, 8 olabilir. Ve bize an alacağı değerlerin toplamını soruyor. Burada 8, 2 daha 10. 6, 4 daha 10. Toplarsan 20 olur. 2, x, y, x, 4 basamağı sayısı 3 ile bölünebiliyormuş. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 2 ise. Sayının sonuyla alakalı olanı ilk yapıyorduk. 2, 2, y, 2, ya da bu arada x'e 2 verdik. 2, 7, y, 7. Ya da x'e 7 verdik. Şimdi 3 ile bölünümünden kalana bakacağız. 7, 7, 14, 2 daha 16, 2 daha 18. 3 arttır 5, 3 arttır 8. Bana x artı y'nin alabileceği en büyük değer dediği için y'ye 8, x'e de 7 veririm. 8 artı 7 de 15 yapar. En büyük değer 15. 2 basamaklı 8 ile bölündüğünde 2 kalına veren kaç sayı vardır? Misal 10. 8'e bölünce kalan 2 olur. 10 öyleyse 18, 26, nokta 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 gider. En son 96 bölünüyordu. Ben de derim ki 98'inde 8'e bölümünde kalan 2'dir. Şimdi burada kaç tane terim olduğunu bulmak için ne yaparız? 98'den 10'u çıkartırız. Artış miktarına bölüp 1 ekleriz. Yani 88 bölü 8 artı 1 o da 11 artı 1'den tam 12 tane sayı vardır deriz. Tabloda verilen sayıların 2, 4 ve 8 e bölümünden kalanları bulunuz. Kalan sayıların aşağıdaki tabloya yazınız diyor. 5000 tam bölünür kalan 0 kalanı soruyormuş. 4 bölümden bölümünden son 2 0 olan sayı 4'e bölünür kalan 0'dır. Sonu 3'ten 0 olan sayı 8'e de bölünür kalan 0'dır. Sonu 7 olan sayının 2 ile bölümden kalan 1'dir. Sonu 7 olan, son 2 basamağı 7 olan sayının 4'e bölümünden kalan 3'tür. Çünkü 7'yi 4'e böl kalan 3. Son 3 sayı 7 ise 7 de 8'e bölünmez kalan direkt 7'dir. Son basamak 3 olduğu için yani tek olduğu için 2'ye bölümünden kalan 1. 4'e bölümünden kalan diyor. 83'ün 80'i 4'e bölünür. Kalan ne olur? 3. Yine 83'ün 80'i 8'e bölünür. Burada da kalan 3'tür. 132 çift olduğu için ne olur 2'ye bölünür. Son iki basamak 32 olduğu için 4'e de bölünür. Biz 132'yi bir 8'e bölelim. 1 kere 8 8 52 kaldı. 6 kere 8 48 kalan ne oldu? 4. 8'e bölümden kalan 4. X3 X1 4 basama sayısı 9'e bölünebildiğine göre. Rakamlarını toplayalım. 2 tane X artı 4 eşittir 9'un katıymış. Burada x'imiz sadece 7 olur. Çünkü 2 çarpı 7 artı 4 eşittir 18 yapıyoruz. Zaten x değerini bulunuz diyor. 7'dir. 33 basamaklı 4 4 4 4 sayısının 9'e bölümünden kalanı bulunuz diyor. Rakamların toplamı 9 veya 9'un katı değilse bölünmüyordu. 9 veya 9'un katı ise bölünüyordu. 33 tane 4'ün toplamını kolay bulmak için 33 ile 4'ü çarparız. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 12 1 daha 13. 132 yaptı. Bu rakamlar toplamı 132'nin 9'a bölümünden kalanı soruyorsa yine biz ne yaparız? 1 artı 3 artı 2 eşittir. 6'dır bunun 9'a bölümünden kalan deriz. Ya da bizim süper zekalı öğrenciler 132'yi tekrardan 9'a bölüyor. Bölün. 1 kere 9, 9. Ne kaldı burada? 4, 42. 4 kere 9, 36. Kalan yine 6 oldu basamaklı şu sayısı 10 ile bölünebilmektedir. Hemen ne dersiniz hocam? B 0 10'a bölünüyorsa. 4 A 0 sayısı bu. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre o zaman rakamları toplamı ya 10'dur ya da 19'dur. Ya da 19'dur. Şimdi burada 19 olma şansı yok. 10 olması için de A'mız nedir? 6'dır. A değerini bulunuz diyor. 6'dır. Aşağıdaki sayıların 11'de bölümden kalanlarını diyor. Ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi, artı diyorduk. Artılar ney? 8 artı 3 artı 1. Eksilerimiz ne? Burada 4 artı 7. Artılarımız 9, 12 yaptı. Eksilerimiz de 4, 7 daha 11. Bakın bunun 11'e bölümden kalan 1'miş. Hemen B'ye bakalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diyelim. Artılarımız... 6, 5 ve de 1. Eksilerimiz ise 8 ve de 7. 0 var da yazmaya gerek yok. 6, 5 daha 11, 1 daha 12. Eksi 8, 7 daha 15. Negatif çıktı. Eksi 3 diye bir kalan olmaz. Ne ile bölümünden kalana bakıyoruz? 11 ile. Hemen buna bir 11 ekleriz. Ne olur bölümünden kalanımız? 8 olur. C ise en basiti. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi koyduğumuzda Eksi A artı A'yı yer. Eksi B artı B'yi yer. Eksi C artı C'yi yer. Eksi D artı D'yi yer. Ve kalan sıfır olur. Tam bölünür yani. Sayısının 11 ile bölümden kalan 2 ise. Artı, eksi, artı, eksi, artı dedik. Artılarımız 8 artı 2 artı 0. Hadi 0 da yazayım sizin için. Eksilerimiz ise x ve de 4. İşte bunun 11'in katından 2 fazlaymış. 10 eksi x eksi 4 o da ne yapar? 6 eksi x. Kalan direkt 2 ise diyelim. X'e ne veririz buradan? 4 veririz. 4 basamaklı sayısının 11 bölümden kalan 6 ise kaç farklı AB ikilisi olduğunu bulunuz diyor. Artı eksi artı eksi dedik. Artılarımız 8 artı B Eksilerimiz de a artı 6. Bir çıkartma işlemi yapalım. 8 artı b eksi a eksi 6. O da 2 artı b eksi a olur. Bu ise 11'e 11'e bölümünden kalan 6'ymış. ya yani sadece 6 olabilir. Bu durumda buranın 4 çıkması gerekir. 4 çıkması için a'ya 1, b'ye 5, 2'ye 6, 3'e 7, 4'e 8 ya da 5'e 9 deriz. Ama burası 6 çıkmak zorunda değil. 6'dan 11 çıkart. Eksi 5 de olabilir. 2 artı b eksi a eşittir. Eksi 5 de olabilir dedik. Eksi 5'i bu tarafa atalım. a eksi b'yi karşıya atalım. 7 eşittir. a eksi b oldu. Bu durumda b'ye 0 verebilirim. a 7 1'e 8 2'ye 9 da olabilir. Kaç farklı AB ikilisi oldu? 3 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada var. Tam 8 tane AB ikilisi oldu. Rakamları farklı şu sayısı 15 ile bölünebildiğine göre. 15'e bölünebiliyorsa bu 3'e ve de 5'e bölünüyor. Hadi gelin sayının sonuyla alakalı olanı önce yapalım. 2, 3, A, 0 ya da 2, 3, A, 5'tir diyelim 5'e bölünmüş olsun. Şimdi 3'e bölünebilme kuralına bakalım. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. Birinciyi bulunca 3 artır 4 de olabilir, 3 artır 7 de olabilir. Burada rakamlar farklı olduğu için 1, 4, 7 A'nın değerli olabilir. Şimdi 2, 3 daha 5, 5 daha 10. Gereğine kaldı 2. 12 olursa bölünür ama 2'yi kullandık. 3 arttır. 5 olsa dolar ama 5'i de kullandık. 3 arttır. 8 olabilir. A'nın alacağı değerler 1, 4, 7 ve de 8'dir bu sayının 12 ile bölümden kalan 2'ymiş. 12'ye bölünebilme kuralı 3'e ve de 4'e bölünebilmesi gerekiyordu. 4'e bölümden kalan 2 ise 1x0 22 olabilir. 1x0 66 olabilir. 4'e bölümden kalan 2 olmasını yaptık. Şimdi 3'e bölümden kalan 2 olacak ona bir bakalım. 2, 2 daha 4, 1 daha 5. 5'in zaten 3'e bölümden kalan 2 olduğu için burası 0 olabilir, 3 olabilir, 6 ve 9 olabilir. Şimdi ikinci kısma bakalım. 3'e bölümden kalan 2 olacaksa 6, 6, 12, bir daha 13. Bir daha versem 14, kalan 2 olur. 3 artırsam 4, 3 artırsam 7 de olabilir. Yandaki bölme işleminde AB sıralı ikilisini alabilecek farklı değerleri bulumuz diyor. 55'e bölünce kalan 24'müş. Şimdi 55'e bölünme kuralı 5 ve de 11 olacak. Şimdi 24'ün 5'e bölümünden kalan 4 ise bu sayın da 5'e bölümünden kalan 4 olacak. Yani A 4 ya da A 9 olacak. 4 B 0 B 4 ya da 9 B 0 B 9 olabilir. Şimdi 24'ün 11'e bölümünden kalana bakalım. 24'ün 11'e bölümünden kalan 2. Yani buranın da 11'e bölümünden kalan 2 olacak. Birinciye bakalım. Artı eksi artı eksi artı. 8 eksi 2 b'nin 2 olması için b'nin 3 olması lazım. Yine buranın artı eksi artı eksi artı. 18 eksi 2 b'de kalan 2 olması için b'nin 8 olması lazım. Yani ilk sıralı ikilimiz a'ya 4 verdik b'ye 3 çıktı. İkinci sıralı ikilimizde a'ya 9 verdik b'miz 8 34, 34, 34, 34 diyerek giden sayının 36 ile bölümden kalanı bulunuz diyor. Şimdi bu 36 ile bölünebilme 4 ve de 9'a bölünebilme kuralıyla açıklanır. Ve son iki basamağa baktığımda 4'e bölünebilme kuralıdır. Kalan 3. 4e bölümünden kalan 3'tür diyelim. Şimdi 9'a bölümünden kalana bakacağız. Şimdi 34, 34 diye gidiyor ya. İlk 20 basamağını alalım. Bu 20 basamağında şöyle 34, 34, Rakamlar toplamı 7 olan 10 tane sayı var. 10 çarpı 7 artı bir de ne gelir buradan? 3. Bu da ne yapar? 73. 73'ün 9'a bölümünden kalan 9 kere 8. 72 kalan 1'dir. Şimdi 4'e bölümünden kalan 3 olan sayılara bir bakalım. 3 olabilir, 7 olabilir, 11, 15, 19, 23, 27 diyerek gider. Bir de 9'a bölümünden kalan 1 olan sayılar. 1 olabilir, 10 olabilir, 19 olabilir, 28 olabilir. Böyle 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 gider. İkisinin de ortak sağladığı sayı 19'dur. Bu sayın 36 ile bölümünden kalan o zaman 19'dur deriz. 5 basamaklı şu sayısı 10 ile bölünebilmektedir. Bu sayının 3 ile bölümünden 1 kalması için x'in alacağı değerlerini bulmalı. 10 ile bölünebilmekte ise y kabak gibi sıfırdır. x 2 0 1 0 dedik. 3'e bölümünden kalan 1 olması için. Şimdi rakamları buraya kadar topladığımda zaten 3 yapıyor. Kalanın 1 olması için x'in 1 olabilir. 3 arttır 4, 3 arttır 7 de olabilir. Rakamları farklı falan dememiş. O zaman x'imiz 1, 4, 7 olabilir. Rakamları farklı dedi ama bu sefer. 4, 5, A, B sayısı 15 ile bölündüğüne göre. Yani bu 5'e de bölünüyor. 0'ı 3'e de bölünüyor. İlk başta 5'e bölünebilmeye bakalım. 4, 5, A 0 olabilir. 4, 5, A 5 olabilirdi ama rakamlar farklı dediği için bu olamaz. O zaman sonu 0. Şimdi 3'e de tam bölünebilmesi lazım. 4, 5 daha rakamlar topladığımda 9 yapıyor zaten. A 0 olabilir ki olamaz 0'ı kullandık. 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. A artı B'nin alacağı en büyük değer 9 artı 0'dan 9 olur. 4 basamaklı bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalan 3, 11 ile bölümünden kalan 5 ise 44 ile bölümünden kalanı bulunuz. 11 ile bölümünden kalan 5 ise 5 olabilir, 11 artır 16 olabilir, 11 artır 27 olabilir, 11 arttır 38 olabilir deriz. Şimdi 4 ile bölümden kalan 3 ise 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 diyerek gider. Bakın 27 her ikisi de, de ortak oldu. O zaman bu sayı 44 ile bölümden kalan 27'dir. 5 basamaklı 2 0, 1, AB sayısı 72 ile bölümünden kalan 28'miş. 72 ile bölümünden dediği şey 8'e ve de 9'a bölümünden kalan 28. Şimdi bir şey 8'e bölümünden kalan 28 olmaz. O zaman ne yapacağız? 28'i 8'e böleceğiz. Yani 8'e bölümünden kalan 28'den 24 çıkart 4'tür. Şimdi bu 28'in 9'a bölümünden kalan 9, 18, 27 kalan 1'dir. 8'e bölümünden kalan 4 ise ve de 9'a bölümünden kalan 1 ise bu 2 artı 0 artı 1 artı a artı b'mizin 10 olması lazım. Ya da 18'in bir fazlası 19 olması lazım. Yani burada a artı b dediğimiz sayı 7 olabilir. a artı b dediğimiz sayı 10 6 da olabilir. Bana en küçük değeri diyorsa şu küçüklere bir odaklanalım. İkisinin toplamı 7 olsun. Ve 8'e bölümünden kalan 4 olacak. Son 3 basamağa bakılır. A artı B de 7 A'ya olabildiğince küçük değer verelim. A'ya 7, B'ye 0 desek. 7 artı 0. Hani 7 üzeri 0 1'dir ya. Eşittir 7. Bu durumda sayımızın sonuç basamağı 170 olur. Peki bu 170'in 8'e bölümden kalan 4 olacak mı? 8'e böldüm. 2 kere 8 16. 1 dedim. 0 kaldı. 1 kere 8 8. E -e. Kalan 2 oldu. Kalan 4 olmadı. 7 ile 0 olmaz o zaman. Peki A'ya 1 deseydim. B'ye 6 deseydim. Bu durumda ne olurdu? 2 0 1. A'ya 1 dedim. B'ye de E'de 6 dedim. Son 3 basamağı şuradaki son 3 basamağı 8'e böleceğiz. 1 kere 8 8 11'den 8 çıktı. 3 36 4 kere 8 32 kalan ne oldu burada? 4. Bakın kalan 4'tür diyor. İşimizi görür. A'ya 1 dedik. B'ye 6 dedik. 1 üzeri 6 da nedir? 1'dir arkadaşlar. 5ABC4 ve 4ABC5 beşer basmaklı doğal sayılarmış. Sayısının 13 ile bölümden kalan 7 ise 404 abc 5 sayısının 13 ile bölümden kalanı bulunuz diyor. Şimdi sayımız 5004 artı ABC iken ne oldu? 4005 artı ABC'ye düştü. Biz bundan bunu çıkartalım. ABC'ler gider zaten. 5004'ten 4005'i çıkartacağız. 9, 9, 9 ve 0. 999 azaldı sayımız. Azaldı. Gelin size bir pratik yapalım. 13'e bölümden kalan 7'ymiş ya. 1307 olsun bu sayımız. 999 azalınca kalan ne olur acaba? 999 azaltalım. 17'den 9 çıkarsa 8. 9'dan 9 19 çıkarsa 0. 12'den 9 çıkarsa 3. 308'i 13'e bölün gitsin. 2 tane 13 26. 48 oldu. 3 tane 13 39. Kalan ne olur? Kalanımız 9 olur. Yandaki bölme işlemine göre 2 basamakla AB sayısını alabileceği en büyük değeri bulunuz diyor. 36'ya bölümünden kalan 7'ymiş. Biz hemen ne diyoruz buna? 9'a ve de 4'e tam bölünmeliydi. Ama bölünmemiş kalan var. Şimdi bunun 4'e bölümünden kalan 7 olacağına 7'yi 4'e bölüyoruz. 4'e bölümünden kalan 3 oluyor. 4'e bölümünden kalan 3 B çifttir. Yani şöyle olur. 2A 03, 2A 23, 2A 43, 2A 63 ve de 2A 83 olur. 4'e bölümünden kalan 3 oldu. Şimdi de 9'a bölümünden kalan 7 e bakacağız. En büyük değeri diyor. Hemen sona odaklanalım. 8, 2 daha 10, 3 daha 13. 9'a bölümünden kalan 7 ise rakamlar toplamı 16 olması lazım. Rakamlar toplamı 13 ise bu da 3 olur. Yani AB sayımız 38. Bence küçük oldu. Diğerine geçelim. 6, 3 daha 9 sil gitsin. Burada 2 ile A'nın toplamının kalan 7 olmasın A'ya 5 derim ve sayımız da 56 oldu. Bir dursun. 4 3 7 2 daha 9. Kalan 7 olmasın buna 7 derim. 74 oldu. O zaman bunu da silelim gitsin. 2 2 daha 4 3 daha 7. 9'a bölümünden kalan 7 olacaktı. Evet, o zaman A'ya direkt 9 diyeyim değil mi? Sayımız ne oldu? 92 oldu. Büyük ihtimal cevap budur. Şuna bakalım 2 3 daha 5. Kalan 7 olması için A'ya 2 derim. Burada AB sayımız da 20 olur olmaz. Cevabımız nedir? 92'dir. 4 ile bölündüğünde 3, 3 ile bölündüğünde 1 kalanı veren en büyük 3 basamak doğal sayı ile en küçük 4 basamak doğal sayının farkının pozitif bulunuz bulunuz diyor. 999'un 4'e bölümünden kalan 3'tür. Ama 3'e bölümünde kalan 1 olmadığı için buradan vazgeçtik. 4, 4 azaltalım. 995 olabilir. 3'e bölümünde 1 kalanını vermez. 991 olabilir. Bakın bu 3'e bölümünde 1 kalanını verdi. 3 basamaklı en büyük sayı budur. 4 basamaklı en küçük sayıya bakalım. 1003 olabilir. 4'e bölümünde, üç, bölümünde de 3, 3'e bölümünde de 1 kalanını verir. Ne güzel. Bu ikisi arasındaki farkı soruyor. 1000 3'den 991'i çıkartalım. 3'ten 1 çıktı 2. 10'dan 9 çıktı 1. 0 0. Neymiş cevap? 12'ymiş. Bu şartı sağlayan ve 4'ün katı olan x, 3 basman sayılarını bulunuz diyor. Şimdi x başa geldiği için 0 olamaz. x'e 1 versem. 2 çarpı 1'in karesi eşittir. 1 artı 1. 2 artı 0 ya da 0 artı 2 olabilir. Bu sayılarımız ne olur o zaman? X, Y, Z sayı. 211, 220 ya da 202. E 4'ün katı ise bunların ikisi gider. 220 olabilir. Ya da 2 çarpı 2'nin karesi. Yani bu da 8 yapar. 8 artı 0, 7 artı 1, 6 artı 2, 5 artı 3, 4 artı 4, bir de tam tersleri 3 artı 5, 2 artı 6, 1 artı 7, 0 artı 8 de olabilir. Ve x, y, z sayılarımız misal burada ne? 280, 271, 262, 253, 244, 235, 226, 217 ve de 208. Burada 4'e bölünenleri bırakacağız. Şu tekleri direkt bir sileriz öncelikle. Sonra da 62 dörde bölünmediği için gider. Buradaki 26 da dörde bölünmediği için gider. Ne kaldı elimizde? 280, 244 ve de 208 kaldı. Bir de 2 çarpı 3'ün karesi 18 olduğu için bu da 9 artı 9'dur. E, bu da zaten 399 yapar. O da dörde bölünmez. Bizim kaç tane sayımız varmış? 4 tane 3 basamaklı sayımız varmış. Ha bu arada şurada oluşacak sayıları yapmadık. Burada X, Y, Z'miz 111, 120 ya da 102. Bakın 102 olmaz, 111 olmaz ama şurası oluyor. 120'yi de eklersek tam 5 tane sayı oluşuyor. Sayı olur. Süper çalışkanlar Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nin bölme bölünebilme ile alakalı devlet kitaplarındaki güzel soruları seçtik ve çözdük. Şimdi de yine MEB'in yayınlamış olduğu 3 adımda TYT matematik soruları çözeceğiz ve de çıkmış sorulara bakacağız. Bu konunun ne kadar çerez olduğunu görmüşsünüz durumda. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.